20.11.2014 tarihinde gece saatlerinde ilçemiz ve rakip Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yönelik çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda okul binasının öğretmenler odası ve bazı sınıflara ateşe verilerek kullanılmaz hale getirilmiştir. Öncelikle okul yönetimi, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci velileri olmak üzere tüm eğitim camiasına ve Siverek halkına geçmiş olsun diyor ve bu tarz saldırıların bir daha vuku bulmamasını temenni ediyoruz. Şiddet, acizlerin kullandığı bir yöntemdir. Kendi düşünsel zeminlerine güvenenler hiçbir zaman şiddetten medet bulmazlar. Halkın değerlerini şiddet kullanarak engellemeye çalışanların bu çabası beyhude bir çabadır. Biz İmam Hatip okullarına reva görülen bu zulmün değişik versiyonlarını 28 Şubat'ta da görmüştük. Toplumun İslami değerlere sarılmalarını kendileri için bir tehdit olarak algılayanların ilk saldırdıkları alanlardan birinin de İmam Hatip okulları olduğunu görüyoruz. Yetişen İmam Hatip neslini tehdit olarak gördükleri için bu ülkede yüz binlerce gencin hayatını karartma pahasına kat sayı zulmünü uygulayanlarla bugün İmam Hatip okullarına yönelik yakma eylemini gerçekleştirenlerin zihniyetleri aynıdır. Bu okullara yönelik gerçekleştirilen saldırılar 28 Şubat'ın bir başka açıdan hortlatılmasıdır. Müslüman Kürt halkı İslami değerlerini sahip olduğu kurumları sahiplenmek suretiyle bugüne kadar korumayı nasıl başardıysa bundan sonra da başaracaktır. Bu halkın yakıp yıkmayla işi olmaz. Ancak bu halk İslami değerlere ve kurumlara yapılan her bir saldırıya kendi değerlerini ve kurumlarını sahiplenerek en güçlü cevap verecektir. İmam Hatip okulları üzerinden İslam'ı hedef alan hiçbir girişim bu topraklarda karşılık bulamayacaktır. Müslüman halkı bu türden provokasyonlara alet etmeye çalışanlar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da umduklarını bulamayacaklardır. Çünkü bu halk şimdiye kadar bu türden provokasyonlara prim vermeyerek kendisini İslam'dan uzaklaştırmaya çalışan her türlü hesabı boşa çıkarmayı başarmıştır. İslami vasıflar taşıyan her bir kişiye veya kurumu bağlantısı olmadığı çok iyi biliniyor olmasına rağmen IŞİD'le ilişkilendirerek mahkum etmeye ve gözden düşürmeye çalışan çabalar halkın vicdanında mahkum edilmiştir. Son olarak bu saldırıyı gerçekleştirenlerin derhal tespit edilmesi ve hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Aksi halde bunu yapanların bir daha aynı saldırganlığı gerçekleştirme konusunda cesaretlenecekleri unutmamalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.